İnsanlar tabii iyi niyetli. Yani bana diyor fi tane bir merhem verildi. Bu kremi sürdüm çok iyi geldi. Ama aslında onda iyi gelecek bir şey tam tersi. Şeker hastalarında. Şeker hastalığı uzun kaybı oluyor. Adam basit bir yaralanmadan geliyor parmağı kesiliyor, ayağı kesiliyor. Yani üzücü. Özellikle yaz aylarındaki sıcaklar nedeniyle vatandaşlarımız gerek sahilde gerek kumsalda gerek park bahçelerde sık sık vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla özellikle çocuklar ve yaşlılar 65 yaş üstü ve 7 yaşın altındaki çocuklarda gerek ev içi gerek ev dışı yaralanma olgularını çok sık görüyoruz. Yazık. Yaralanma dönemi dediğimiz zaman bizim için önemli çünkü basit yaralanmalarda dahi çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle yaşlı hastalarda ne gibi işte ayağına basit bir çivi batmış ya da kolunu bir tele sürtmüş, parkta otururken basit bir kıymık batmış gibi olgular, hastalar. Bazen bunu hiç fark etmeyen hastalar da gelebiliyor. Ayağına batmış olan bir şeyi günler sonra fark edebiliyor. Şeker hastaları özellikle. Şeker hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, bacağında damar problemi olan hastalarda basit yaralanmalarla çok ciddi uzuv kayıplarına kadar gidebilen hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlarda bazı trik noktalar var. Birinci trik noktamız aslında öncelikle tetanus bulaştırıcısı bu tip yaralanmalarda. Ev içi yaralanma riski düşük ama sokaklarda olan, park bahçede olan yaralanma tetanus riski yüksek. Son 10 yıl içerisinde herhangi bir tetanus nedeniyle, yaralanma nedeniyle acil servise bir aşılaması olmadıysa ve yüksek riskli bir yaralanması, yani kanama olduysa, cilt bütünlüğü bozulduysa bu hastalarda mutlaka tetanus bağışıklamasını takip edip tetanus bağışıklaması yapmak lazım. Çünkü tetanus ölümcül. Onun dışında bazen sık sık karşı karşıya kalıyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle yara bakımı yapmaya çalışan arkadaşlarımız oluyor. Komşudan, konu komşudan duydukları şeylerle. Ne gibi? Yaraya et basmak gibi, yaraya tükürükle sıvazlamak gibi, yaraya ketçap dökmek, salça sürmek, diş macunu sürmek gibi. Ya da aktarlardan alınan herhangi bir yara macununun yaraya sürülmesi gibi. Bunlar özellikle şeker hastalarının çok ciddi probleme sebep olabiliyor. Birinci problem bunların içerisindeki olan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık oluşabiliyor. Yara aslında daha kötü hale gelebiliyor. Çünkü bazen poliklinik hasta geliyor hocam diyor küçücük bir yaraydı. Arkadaştan bir krem aldım, bir merhem aldım bunu sürdüm. Yara azdı. Anormal bir konuma geldi. Dolayısıyla öncelikle yarayı en iyi gelecek şeyin su ve sabun olduğunu bilmekte fayda var. Öncelikle bildiğiniz basit bir su ve sabunla yarayı temizlemek ve nemlendirmek lazım. Eğer yara büyükse, kanamalıysa mutlaka bir hekimin görmesi lazım. Çünkü hekimlerle gördüğümüz zaman yara dikiş atmaya uygun mu, dikiş atmak gerekiyor mu, müdahale etmek gerekir mi, damar sinire yakın mı değil mi, travmadan sonrasında ortaya çıkabilecek olan tabloda başka ek müdahaleye gerek var mı? Çünkü bazen bunlar hayvan ısırıkları olabiliyor, hayvan teması olabiliyor, kedi tırmığı olabiliyor. Bunların bazen özel müdahale, özel işlem ve antibiyotik tedavisi gerekiyor. Mesela çok sık karşılaştığımız bir şey, çocuklarda karşı karşıya kalıyoruz. Sokak hayvanları dışarıda kediyi severken basit bir tırmık, tüm kolun şişmesine, bütün parmağın şişmesine sebep olabilir. Çünkü kedi tırmığı hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Basit bir yaralanmada bu hastaya belki kuduz aşısı yapmaya gerek yok ama antibiyotik vermek lazım. Çünkü kedi tırmığı hastalığında kedinin ağzındaki bir bakteri cilde girdiği andan itibaren ciltte ciddi problemlere sebep olabiliyor. Köpeklerle ilgili olan temasta ise aşılama gerekiyor. Kuduz aşılaması ya da kuduz serumu uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla bu tip yaralanmaları hafife almamak lazım. Yarayı açık bırakacaksak bile kulaktan dolma bilgilerle yara bakımı yapmamak lazım. Bir hekim denetiminde, bir sağlık çalışan denetiminde, bu sağlık memuru olabilir, hemşire olabilir, bir hekim olabilir. Onun gözetiminde yara bakımını yapmak gerekiyor. Şu anda sıcak hava, sıcak ortam bazen yarayı tamamen kapatmak azdırabiliyor. Terleme ile birlikte halk arasında azdırma denildiği için ben de o terminolojiyi kullanıyorum. Sulanmaya, akıntıya, enfeksiyonun yayılmasına sebep olabiliyor. Bu yaraları bazen açık bırakmak gerekebiliyor ama buna karar verecek olan yine bir sağlık çalışanı olması lazım.